Esat Oktay Yıldıran 15 Şubat 1949 tarihinde dünyaya geldi. 22 Ekim 1988 tarihinde ise hayatını kaybetti. Yıldıran 12 Eylül darbesi sonrası Diyarbakır cezaevinde görev almış bir subaydı. Yıldıran özelliği ise cezaevinde görev yaparken uyguladığı işkence yöntemleriydi. İddiaya göre Yıldıran, Kıbrıs Savaşı sonrası Diyarbakır cezaevine bizzat Kenan Evren tarafından gönderildi. Burada üç güvenlik komutan olarak görev yaptı, görev süresi boyunca işkence yaptığı iddia edilir. Ahmet Türk, Celal Paydaş, Mustafa Çakmak, Orhan Miroğlu, Selim Çürükkaya, Şükrü Gülmüş, Nurettin Yılmaz ve Gülten Kışanak gibi isimler bu dönemde cezaevinde işkence gördüklerini anlatan isimler arasında yer alıyor. Diyarbakır cezaevinde yaptığı işkencelerden dolayı ölüm orucuna yatan Kemal Pir, vasiyetinde cezaevi iç güvenlik komutanı Esat Oktay Yıldıran'ın öldürülmesini istemişti. 22 Ekim 1988 tarihinde İstanbul Ümraniye'de eşi ve iki çocuğuyla birlikte bindiği halk otobüsünde iddiaya göre Las Kemal'in selamı var denilerek öldürüldü. Gazeteci Nagihan Alçı, Yıldıran için işkenceci dediği için hakkında dava açıldı. Adalet Bakanlığı, Alçı'ya açılan davayı kamu yararına bozma yoluyla geri çekti. Ancak Yargıtay, Adalet Bakanlığı'nın bu bozma kararını reddetti. Rasim Ozan Kütahyalı, 2012 yılında Sabah gazetesindeki bir yazısında Yıldıran hakkında şunları yazmıştı. Bu arada Diyarbakır'ın baş işkencecisi, yüzlerce kişinin gözlerinin önünde insanları en ağır işkencelerle katletmiş, birbirlerinin idrar ve dışkılarını yedirmiş, insanlık dışı uygulamalar yapmış Esat Oktay Yıldıran'ın oğlu geçen çarşamba Beyaz TV'deki Medcezir programının canlı yayına bağlandı. Babasının yaptıklarını mahkumlara istiklal maaşı öğretmesi kötü mü yani diyerek savunmaya kalktı. Yıldıran'ın oğlu da kendi gibi subay. Her insan babasını sever, babası katil olsa da, hırsız olsa da, işkenceci olsa da. Ama dürüst insan babasının yüzlerce kişinin gözü önünde yaptığı iğrençlikleri inkar etmez. O işkenceci katili aklamaya kalkmaz. Bir Türk subayı şerefsizce yapılmış işkenceleri, cinayetleri babası daha yapmış olsa savunamaz. Savunursa bedelini öder. Yeni Türkiye'de eskiden olduğu gibi eşi başörtülü olan subaylarımız değil, açıkça işkenceyi, cinayeti, hukuksuzluğu savunan subaylar ve az subaylar ordudan ihraç edilecektir. Bunu herkes öğrenmeli. Diyarbakır cezaevinde 7. Kolordu Komutanı Kemal Yamağ'ın verdiği geniş yetkilerle cezaevi üç güvenlik komutanı olarak görev yaptı Yıldıran. Cezaevinde her zaman komando elbiseleri ve Joe isimli köpeğiyle dolaşıp aklı hayale gelmeyecek işkenceler uygulayan Yıldıran'ın işkence tezgahlarından Ahmet Türk, Celal Paydaş, Mustafa Çakmak, Orhan Miroğlu, Selim Çürükkaya, Şükrü Gülmüş, Nurettin Yılmaz gibi sonradan milletvekilliği yapacak olan birçok isim de geçti. Mahkumları hücrelere sıkıştırmak, üzerlerine lağım suları dökmek, kimi mahkumlara fare ve insan dışkısı yedirmek Yıldıran'ın en sevdiği işkence metotlarıydı. Yıldıran'ın uygulamalarına karşı koyan mahkumlar ölümün bir kurtuluş olduğunu düşünüyordu. Cezaevinde 34 mahkum öldü. Bunlar arasında 1982'de Ferhat Kurtay, Necmi Öner, Mahmut Zengin ve Eşref Anyık kendilerini yakarak hayatlarına son verirken, Mazlum Doğan, Kemal Pir, Bedi Tan, Necmettin Büyükkaya, Remzi Aytürk gibi isimler ya kendini astı, ya açlık grevinde öldü ya da dayakla öldürüldü.